fx fonksiyonu x artı 2'nin mutlak değeri olarak verilmiş. Eksi 4'ten 0'a fx dx'in belirli integralini hesaplamak istiyoruz ve her zamanki gibi bu videoyu durdurup kendi başınıza yapmaya çalışmanızı istiyorum. Eğer ilk kez böyle bir örnekle karşılaştıysanız biraz farklı gelebilir. Çünkü bu örnekte bir mutlak değer fonksiyonunun ters türevini almamız gerekiyor. Buradaki kilit nokta ise fx fonksiyonunu mutlak değer kullanmadan yeniden yazabilmekten geçiyor. Bunu parçalı fonksiyon olarak yazacağız evet. Burada şu şekilde düşüneceğiz. Öyle aralıklar bulmalıyız ki mutlak değerin içi pozitif olsun ve yine öyle aralıklar düşüneceğiz ki mutlak değerin içi negatif olsun. Bu değişimin yaşandığı an x artı 2'nin sıfıra eşit olduğu andır ya da x eşittir eksi 2 de evet diyebiliriz. Öyleyse x küçüktür eksi 2 ve x büyük eşit eksi 2 olduğu aralıkları gelin bir düşünelim. x küçüktür eksi 2 ve x büyüktür eksi 2 de diyebilirdiniz tabi fark etmeyecek. İki durumda da aynı sonucu alacaksınız çünkü bu sürekli bir fonksiyon. Öyleyse hadi kolay yoldan yapalım. x büyük eşittir eksi 2 olduğunda x artı 2'nin değerleri pozitif olacaktır. Yani sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olacaktır. Bu durumda da bu mutlak değer dışarıya x artı 2 olarak çıkacaktır. Yani x büyük eşit eksi 2 olduğunda burası x artı 2 olacak. Peki x küçüktür eksi 2 durumu için ne olacak? x eksi 2'den küçük olduğunda x artı 2'nin değeri negatif olacak. Mutlak değerin içerisi negatif olduğunda iç kısım eksi olarak dışarı çıkacak değil mi? Yani eksi parantezinde x artı 2 olacak. Daha iyi anlamanız için mutlak değer fonksiyonunun grafiğini çizelim. Dürüstçe söylemeliyim ki bu bölümü anlamak evet bu işin en zor kısmı. Burası x eksenim olsun burası da y eksenim. Bu noktaya eksi 2 diyelim. x küçüktür eksi 2 olduğunda grafiğim şu şekilde görünecek öyle değil mi? Eksi 2'den büyük olduğu kısımlarda ise işte şu şekilde görünecek. Mavi ile çizdiğim kısım y eşittir x artı 2'nin grafiği. Mor ile çizdiğim kısım ise eksi x eksi 2'nin grafiği. Eğimi eksi 1 değer ve y eksenini eksi 2'de kesiyor. Bu denklemi parçaladığımıza göre integral'i de artık parçalayabiliriz. Burada yazan integral'i şu şekilde yazabilirim. Eksi 4'ten eksi 2'ye fx, bu durum için fx eksi x eksi 2'ye eşit olacak. Eksi işaretini içeriye dağıttım ve tabii ki dx. Sonrasında ise artı eksi 2'den 0'a x artı 2 dx. Evet. Doğru yaptığımızı kontrol etmek için bir test yapalım. Burası eksi 4 olsun, burası ise 0. İlk integral bize buradaki alanı verecek değil mi? Eksi x eksi 2 doğrusu ile x ekseni arasında kalan alan. İkinci integral ise bize bu alanı verecek, eksi 2 ile 0 arasında x artı 2 doğrusu ile x ekseni arasında kalan alan. Evet, öyleyse hadi bunları hesaplayalım. Üçgenin alanından da hesaplayabilirsiniz tabi, ama biz cebirsel yoldan yapalım, grafiği çizmediğimizi düşünerek. Eksi x'in ters türevi neye eşittir? Evet, eksi x kare bölü 2 eksi 2 çarpı x olacak. Tabii ki bunu eksi 2'de ve eksi 4'te hesaplamamız gerekecek. Eksi 2'nin karesi 4 olacaktır. Yani eksi 4 bölü 2, eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4 yazalım. Bu x eşittir eksi 2 için hesapladığımız değer oldu. x eşittir eksi 4 değeri için de hesaplayalım. Eksi eksi 16 bölü 2, eksi 2 çarpı eksi 4 artı 8 yazalım. Bu işlemin sonucu ne olacak? Burası eksi 2, burası ise eksi 8. Buradaki ikinci ifade sıfıra eşit olacak. Eksi 2 artı 4'ün sonucu olarak da burası 2'ye eşit olacak. Mor kısmın cevabı 2 oldu. Tamam. Mavi kısma da bir bakalım. Ters türevini alacak olursak, x kare bölü 2, artı 2 çarpı x. x eşittir 0 ve x eşittir eksi 2 için evet hesaplamam gerekecek. 0 için hesaplayacak olursak ifadenin sonucu da 0 olur öyle değil mi? Bundan ise şunu çıkaracağız. Eksi 2'nin karesi 4'e eşit olacak. 4 bölü 2 ise 2 olacak. Artı 2 çarpı eksi 2 yani eksi 4. Eksi eksi 2'den cevap artı 2. Burayı da 2 bulduk. Gayet mantıklı görünüyor değil mi? Mor kısmı da 2 bulmuştuk. Mavi kısmı da 2 bulduk. İşte burada bir simetri var. Bu değerleri toplayacak olursak integralimizin değeri 4'e eşit olacak. Doğru bulduk mu diye teyit edelim. Buradaki yükseklik, evet, 2 birim. Genişlik de 2 birim. 2 çarpı 2 iki bölü 2'den dolayı alanı 2 olacaktır. Burası da aynı olacak. Geometrik olarak da gördüğümüz üzere bu alan 2 birim kare, bu alan da 2 birim kare. Topladığımızda ise cevabı yine 4 olarak buluyoruz.